Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda izleyecekleriniz hayal ürünü olmayıp tamamen gerçek bir konuya dayanmaktadır gündemde olan. Hemen konumuza geçmeden önce arkadaşlar videoyu elimden geldiğince sizler için kısa tutmaya çalışacağım. Malum uzun video izlemeyi sevmeyenler olabilir aranızda. Ben kendi adıma hiçbir videoyu sonuna kadar izlediğimi hatırlamıyorum. Gelelim konumuza arkadaşlar. Araba fiyatları düşecek mi? Evet arkadaşlar, araba fiyatları düşecek. Peki bu nasıl olacak? Hemen bundan bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz gibi araba fiyatlarının yükselmesini galericilere bağlayanlar oldu. Böyle bir zihniyet var. Galericilerin araba stokladığı için araba piyasasının yükseldiğini iddia eden bir zihniyet var. Bu doğru mu? Gerçeği yansıtmıyor. İkinci iddia ise araba fabrikalarının korona döneminde araba üretmediği yönünde iddialar mevcut. Bu doğru mu? Hayır. İzmit'teki araba fabrikası, Sakarya Arifiye'de, Bursa'da araba fabrikası var. Araştırabilirsiniz internette. Net, açık ve şeffaf şekilde bunları söylüyorum. Hiçbir YouTube kanalında da ben bunları açık şekilde söyleyen hiçbir kişi YouTuber görmedim arkadaşlar. Şimdi gelelim konumuza. Korona döneminde araba fabrikaları araba ürettiler mi? Bazen kademeli olarak üretim durdu. Bunu ben de inkar edemem. Ama Mayıs-Haziran aylarına doğru bu normalleşme sürecinde araba üretimi tekrar başladı. Ama şu an 2021 yılındayız. Ama yine piyasa aynı şekilde devam ediyor. Peki şimdi o kişilere soracak olsak, araba üretimi devam ettiği halde galerilerde hani araba yok diyorlardı ya, şu an galeriler araba dolu, sıfır araba dolu ama piyasa hala aynı yerinde duruyor. Bu neden kaynaklanıyor? Elinde arabaları tutanlar şu an bekletiyorlar, daha da yükseleceğini zannediyorlar. 10 bin liralık Şahin'e 30 bin lira yazan adam halen 40 bin lira olmasını bekliyor. Yani şu an araç alınacak zaman mı? Kesinlikle hayır arkadaşlar. 10 bin liralık Şahin'e 30 bin lira olmuş, adam hala 40 bin lira olmasını bekliyor. Hiç heveslenmesinler. O 30 bin liralık Şahin alım gücü olmadığı için 10 bin liraya düşecek arkadaşlar. Bunun hiçbir kaçışı yok. Bu nasıl olacak? Bildiğiniz gibi arkadaşlar alım gücü yok. Yani 10 bin liralık Şahin 30 bin lira oldu ama asgari ücret 7-8 bin lira olmadı. Alım gücü olmayınca da otomatikmen belki 5 ay sonra, belki 10 ay sonra, tam tarih veremiyorum ama bir yerde nasıl saadet zinciri gibi bir noktada sistem tıkanacak. Araç fiyatları da toplu halde düşecek arkadaşlar. Sadece bir araç içinde eski fiyatlarına inecek. Çünkü alım gücü bunu kalmayacak arkadaşlar. Eskiden asgari ücretli kıyıya köşeye atarak bir Şahin alabiliyordu. Şu an alamıyor. Ülkenin büyük bölümü de asgari ücretli olduğu için, alım gücü de olmadığı için araçlar ellerinde kalacak. Ha, 30 bin liraya Şahin alan adam yok mu? Var. Bunlar rehavete kapılıp araçların daha da artacağını düşünüp yatırım aracı olarak görüp eskiden Şahinlerin yüzüne bakmayan adamlar şimdi 30 liraya Şahin alıyorlar. Araç fiyatları çakıldığında yere o 30 liralık aracı 10 liraya zor satacaklar. Çünkü gerçekler bunlar arkadaşlar. Yani araç alınacak zaman değil, her aracın ederi kadar araç verip alın arkadaşlar. Bir Şahin'e 15 liradan fazla para verilmez kesinlikle. Eski fiyatlara umarım yakın zamanda geri döneceğiz. Çünkü alım gücü yok. O araçlar ellerinde patlayacak. O yüksek fiyatlara araç alanlar da üzülecek. Galeriler 30 liraya Şahin satıp çok para kazanmış olabilir ama bu kısa vadeli bir kazanç, uzun vadeli bir kazanç olmayacak. Geri kalan araçlar ellerinde patlama ihtimali var ki patlayacak bu, %100 diyorum ben, tahmin falan da değil. Bu şekilde araç fiyatlarının düşmesini bekleyin. Araç alana kadar yani o fiyata araç, yani alacağıma ben şahsen bisiklete binerim, toplu taşıma kullanırım ama kesinlikle bir Şahin'e 30 bin lira vermem. Bir Fiat Mondeo'ya ederi 60-70 bin lira olan araca 150 bin lira kesinlikle vermem. Bir Toyota Yaris'e
70-80 bin liralık. Adam yazmış 160 bin lira. Kesinlikle vermem. Her şey ederi kadar arkadaşlar. Alım gücü yoksa eşittir. Araç fiyatları düşecek. %100. Bu kadar açık ve net. Bir gün araç fiyatları düştüğünde tekrar bu videoya denk gelirseniz yorumlarınızı mutlaka yazmanızı ben rica ediyorum. Bir adam vardı böyle YouTube'da anlatmıştı. Araç fiyatları %100 düşecek. İddia değil. %100 düşecek. Tarih yine de ben bir tahminde bulunayım. Bana göre en geç 2023 yılında toplu halde bir devrilme olacak. Zincirleme trafik kazası gibi toplu halde fiyatlar düşecek. Bunun kaçarı ederi yok arkadaşlar. Benim yorumum değil. Ben size gerçekleri anlatmaya çalıştım. Tekrar video çekeceğim arkadaşlar. Video faydalı olduysa beğendiyseniz beğen butonuna basabilir. Dilerseniz kanalımıza abone olabilirsiniz. Yeni videolardan da haberdar olmak için. Bu şekilde arkadaşlar kafanız rahat olsun. Araç fiyatları düşecek. Asgari ücret 2 milyar 800 iken, 2 milyar 900 iken, alım gücü yokken adam isterse Şahin'e 300 milyar yazsın, 500 milyar yazsın. Hepsi ellerinde patlayacak arkadaşlar. Ve bunu hep birlikte gülerek seyredeceğiz. O yüksek fiyattan alanlar da çok büyük zararlar edecek. Böyle bir zihniyet var arkadaşlar. Bu şekilde hoşça kalın arkadaşlar.